Selamlar sevgili takipçilerim. Kısa bir aradan sonra bugün yine beraberiz. Bugün sizlere 20. yüzyılın önemli edebiyat figürlerinden Bohemyalı, Almanca konuşan yazar Franz Kafka'dan Chateau isimli öyküden bir kesit okuyacağım. Ee, bu modern klasikler dizisinden Chateau, Almanca aslından çeviren Regaib Minareci. Evet, iyi dinlemeler olsun. Birinci bölüm. K köye ulaştığında akşamın geç saatiydi. Köy kara batmıştı. Şatonun bulunduğu tepe görünmüyordu. Sise ve karanlığa bürünmüştü. Orada bir şato olduğuna dair en ufak bir ışık belirtisi bile yoktu. K ana yolu köye bağlayan tahta köprüde uzunca bir zaman durdu ve başını kaldırarak aldatıcı boşluğa baktı. Sonra yatacak bir yer bakmak üzere yürüdü. Handakiler hala ayaktaydılar. Hancı'nın kiralayacak odası olmasa da geç saatte geldiği için onu şaşırtıp kafasını karıştıran bu müşteriye salona sereceği bir saman şiltede yatabileceğini söyledi. K bu öneriyi kabul etti. Birkaç köylü hala oturmuş bira içiyordu. Ancak K'nın canı kimseyle konuşmak istemedi. Tavan arasından şilteyi bizzat kendi indirdi ve sobanın yanına uzandı. İçerisi sıcaktı. Köylülerin sesi çıkmıyordu yorgun gözleriyle onları bir süre süzdükten sonra uykuya daldı. Gel geldim, çok geçmeden uyandırıldı. Kentliler gibi giyinmiş, aktör suratlı, çekik gözlü, kalın kaşlı genç bir adam hancıyla ile birlikte yanında dikiliyordu. Köylüler hala oradaydılar. İçlerinden bazıları daha iyi durup görebilmek için sandalyelerini çevirmişlerdi. Genç adam onu uyandırdığı için Kağan kibarca özür diledi kendini şato kahyasının oğlu olarak tanıttıktan sonra bu köy şatoya aittir dedi. Burada ikamet eden ve geceleyen kişi bir anlamda şatoda ikamet etmiş ya da gecelemiş sayılır. Kimse konduktan izin almadan bunu yapamaz. Sizin böyle bir izniniz yok ya da en azından göstermediniz. K hafifçe doğrulup saçlarını düzelttikten sonra başını kaldırıp bu insanlara bakarak ''Ben hangi köye geldim o halde? Burada bir şato mu var?'' dedi. Kuşkusuz dedi genç adam usulca. Arkadaki adamlardan kimileri Kaan'ın haline bakıp başlarını iki yana sallarlarken Kont West West'in şatosu. Ve burada gecelemek için izin gerekiyor öyle mi diye sordu Kaan. Az önce bildirilenleri düşünde görmediğinden emin olmak istercesine. Bu izin olmalı diye geldi yanıt. Genç adamın kollarını uzatıp hancıya ve müşterilere yoksa olmasa da olur mu diyorsunuz diye sormasında ağır bir alay vardı o halde bu izni almam gerekecek dedi K esneyerek ve kalkmak ister gibi battaniyesinin üstünden attı. İyi de kimden diye sordu genç adam. Sayın Kont'tan dedi K. Başka yolu yok. Genç adam şimdi gece yarısı Kont'tan izin almak mı diye bağırarak bir adım geri çekildi. Olmaz mı yani dedi K istifini bozmadan. O halde beni neden uyandırdınız? Bunun üzerine genç adam kendini kaybetti. Serseri ağızları bunlar diye bağırdı. Kontluk makamına saygı göstermenizi istiyorum. Sizi kontluk arazisini derhal terk etmeniz gerektiğini bildirmek için uyandırdım. Bu maskaralık yeter dedi K dikkat çekici ölçüde alçak bir sesle. Sonra tekrar yatıp yorganı üstüne çekti. Siz biraz fazla ileri gidiyorsunuz genç adam. Hele sabah olsun bu davranışınızı yeniden görüşeceğiz. Hancı ve şu beyler tanıktır. Tabi tanığa ihtiyacım olursa. Şunu da size söylemiş olayım. Ben kontun çağırdığı kadastrocuyum. Yardımcılarım yarın gün içerisinde aletlerin de bulunduğu arabayla arkadan gelecekler. Bense karda yürüme fırsatını kaçırmak istemedim. Ne yazık ki birkaç kez yolumu şaşırdım ve bu yüzden bu kadar geç kaldım. Geldiğimi şatoya haber vermek için geç olduğunu siz ders vermeye kalkmadan da kendim biliyordum yani. Bu nedenle ''Bu şu şilteyle yetindim. Siz de en hafif ifadeyle söylemiş olayım, beni rahatsız etme kabalığını gösterdiniz. Söyleyeceklerim bundan ibaret. İyi geceler baylar.'' K ardından sobe, sobaya doğru döndü. ''Kadastrocu muymuş?'' diye arkasından çekinerek sorduklarını duydu. Sonra bütün sesler kesildi. Ancak genç adam kendini çabuk toparladı. Kaan'ın uyumasına engel olmayacak kadar alçak ama onun duyabileceği bir sesle Hancı'ya şöyle dedi. Telefon edip soracağım. Nasıl yani bu köy lokantasında telefon da mı vardı? Her türlü donanıma sahipti bunlar. Ka bu ayrıntıya şaşırmıştı. Ancak genel olarak baktığında bunları bekliyordu elbette. Telefonun neredeyse başının üstünde olduğunu sonradan anladı. Uyku sersemliğiyle gözünden kaçmıştı bu. Genç adam eğer telefon edecekse ne kadar çabalarsa çabalasın bunu K uykusundan etmeden başaramazdı. Burada mesele K’nın ona izin verip vermemesiydi. Ama K kararını izinden yana verdi. Bu durumda uyuyormuş gibi yapmanın anlamı yoktu. Bu nedenle tekrar sırtüstü döndü. Köylülerin ürkekçe birbirlerine sokularak aralarında konuştuklarını gördü. Bir kadastrocunun gelişi öyle önemsiz bir şey değildi. Mutfak kapısı açılmıştı. Hancı'nın karısı kapıyı dolduran heybetle, heybetli bedeniyle orada duruyor. Hancı olup biteni anlatmak üzere parmak uçlarına basarak ona yaklaşıyordu. O sırada telefon görüşmesi başladı. Kahya uyuyordu. Ancak bir kahya yardımcısı, adı Fritz olan kahya yardımcılarından biri oradaydı. Kendini Schwarger diye tanıtan genç adam K'yı 30’lu yaşlarda pek kılıksız bir saman şiltenin üstünde mışıl mışıl uyuyan başının altına yastık yerine küçük bir sırt çantası koymuş, yanı başında burmalı bir baston duran bir adam olarak anlattı. Doğal olarak ondan kuşkulanmıştı. Hancı da belli ki görevini savsakladığına göre bu işin aslını araştırma görevi ona, Schwarger'e Şiva düşmüştü. K uyandırılmaya, sorgulanmaya ve kontluğun topraklarını terk etmesiyle ilgili görev gereği yapılan tehdide nezaketsiz bir karşılık vermişti. Ancak duruma bakılırsa belki de haklıydı. Çünkü adam kont tarafından çağrılmış bir kadastrocu olduğunu iddia ediyordu. Bu iddianın doğruluğunu araştırmak elbette bir formaliteden ibaretti. Schwarger bu yüzden Bay Fries'ten böyle bir kadastrocunun gerçekten beklenip beklenmediğini merkez kalemden araştırmasını ve yanıtı hemen telefonla bildirmesini rica etti. Sonra bir sessizlik oldu. Fritz karşı tarafa kar karşı tarafta araştırıyor. Bu tarafta da yanıt bekleniyordu. K istifini bozmadan duruyordu. Dönmemiş, sanki merak bile etmemişti. Öylece önüne bakıyordu. Schwarzer'ın kötülük ve ihtiyat karışımı sözleri, şatoda Schwarzer gibi küçük memurların bile kolayca edindikleri diplomasi eğitimi hakkında K'ya bir fikir veriyordu. Buradakilerin çalışkanlıklarına da diyecek yoktu. Merkez kalem gece vardiyasındaydı. Kalemden anlaşılan çok hızlı yanıt çıkmıştı. Çünkü Fris'ten hemen telefon geldi. Ancak gelen haber çok kısa olmalıydı. Çünkü Schwarzer ahizeyi öfkeyle fırlattı. Söylemiştim diye bağırdı. Kadastrocu falan değil aşağılık yalancı bir serseri. Belki de daha da beteri. Ka bir an için hepsinin Şivarzar'ın, köylülerin, hancının ve karısının üstüne çullanacaklarını sandı. Hiç değilse ilk saldırıdan korunmak için battaniyenin altına iyice büzüldü. Derken telefon yeniden çaldı. Kaya göre telefonun zili oldukça güçlüydü. Başını yeniden örtüden usulca dışarı çıkardı. Gelen bu telefonunda Ka ile ilgili olma ihtimali bulunmasa da herkes sustu. Ve Schwarzer telefonun başına döndü. Uzunca bir açıklamaya kulak verdi. Sonra usulca şöyle dedi. Yanlışlık demek. Bu çok can sıkıcı. Büro amiri bizzat mı telefon etti? Tuhaf tuhaf. Bunu sayın kadastrocuya nasıl açıklayayım şimdi? Ka dikkat kesildi. Demek şato onu kadastrocu olarak atamıştı. Bu bir yandan onun aleyhineydi. Çünkü şatoda hakkındaki her şeyin bilindiği, güç dengelerinin tartıldığını ve bir gülümsemeyle mücadeleye, mücadeleye girildiğini gösteriyordu. Ancak öte yandan bu aynı zamanda lehineydi de. Çünkü Kaan'ın görünüşe göre onu küçümsediklerini ve başlarda umduğundan fazla özgürlüklere sahip olacağını kanıtlıyordu. Ayrıca kuşkusuz zekice bir yaklaşımla kadastroculuğunu benimseyerek onu sürekli dehşet içinde tutacaklarına inanıyor, inanıyorlarsa yanılıyorlardı. Bu onu biraz ürpertti. Hepsi o kadar. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. İnşallah devam ederiz bu öyküye. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.